Merhaba sevgili çocuklar. Ben Yasemin Yıldız. Bugün 10. denemenin İngilizce sorularını sizler için cevaplandıracağız. Evet, birinci soruyla başlayalım. Amanda ve Jennifer arasında bir geçen diyalog var. Bu diyaloğa göre birinci ve ikinci soruları cevaplandıracağız. Birinci sorumuzda Which of the following does not complete the dialogue? Cümle, diyalog aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmaz diye bize soruyor. Burada hiç diyaloğu bile okumadan direkt şıklardan gidebiliriz. A'da I beg your pardon, can you repeat that please? And ve C şıkkındaki what did you say? Üçü de aynı anlama geliyor. Yani dediğini tekrarlar mısın? Anlamadım anlamında. Fakat D kısmında ise Where is the cafe diyerekten kafenin nerede olduğunu soruyor. Eğer üçü aynı anlama gelip birisi farklıysa doğru cevabımız o farklı olandır. O yüzden doğru cevabımız Denizli. Ama yine de bakalım. Boşluktan önce Can you tell her to meet me at the cafe after school tomorrow? Okuldan sonra, yarın okuldan sonra kafede buluşmamızı söyleyebilir misin diye soruyor. Ve sorudan sonra tekrardan baktığımız zaman onunla yarın öğleden sonra buluşacağım dediği için bize soruda tekrardan ne dedin diye sorduğu için bu üçünü ne yapabiliriz? A, B ve C şıklarını kullanabilirken D şıkkında Where is the cafe? Kafe nerede demiş. Fakat cevabımız da öyle bir şey olmadığı için Denizli dedik. İkinci sorumuz da aynı şekilde diyalogla ilgili. Jennifer goes to the supermarket and leaves a note for Hannah. Jennifer süpermarkete gidiyor ve Hannah için bir not bırakmış. Which of the below is correct note? Aşağıdakilerden hangisi doğru nottur diye bize soruyor. Evet, A kısmında Amanda called. She has a message for you. Can you call her back demiş. Amanda seni aradı. Bir mesaj bıraktı ve onu tekrardan arayabilir misin? Ama biz de burada Amanda nasıl bir not bırakıyordu? Yarın öğleden sonra. Can you tell her to meet me at the cafe school tomorrow? Demiş. Öğleden sonra, yarın okuldan sonra kafede benimle buluşabilir mi? Bunu söyleyebilir misin diye bir not bırakıyor. Doğru, o notumuzda Ceyhan şıkkında var. Ceyhan şıkkında Amanda called. She wants to meet you at the cafe after school. Amanda aradı. Okuldan sonra seninle kafede buluşmak istiyor diyerekten bir not bıraktı. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olacak. Evet. Üçüncü ve dördüncü sorumuzu yukarıda bir davetiye var. Turnuva davetiyesi. Ona göre cevaplandırmamız gerekiyor. Üçüncü sorumuza bakalım. Tina wants to go to the tournament. So she asks her friends who refuses to attend the event. Tina turnuvaya gitmek istiyor. O yüzden arkadaşlarına soruyor. Fakat bizden istenen soru kimin olaya katılmadığını soruyor. Kim reddediyor diye soruyor. Evet bakalım. I can't wait for it. I think it is going to be awesome. Harika olduğunu söylüyor. I will meet you there, Tina. Seni orada bekleyeceğim. Ben de orada olacağım demiş. O zaman A şıkkı ne yapıyor? Olaya katılıyor. C'ye bakalım. I don't like sport tournaments. Spor turnuvalarını sevmediğini söylüyor. But I love listening to music. Müzik dinlemeyi severim. Çünkü turnuvadan sonra bize burada bir konser olduğunu söylüyor. Oyundan sonra. O yüzden arkadaşı da ne demiş? Spor turnuvasını sevmem ama müzik dinlemeyi severim. O yüzden I want to go and watch the concert. O yüzden gelip konseri izleyeceğim. Seni orada görürüm demiş. O yüzden bu arkadaşı da ne yapıyor? Teklifi kabul ediyor. D şıkkında I love basketball. Basketbolu çok severim. I don't have any plans for that day.
O gün için bir planım yok. So I will be there. O yüzden orada olacağım demiş. O yüzden bu şıkkı da eledik. Fakat B'de ne demiş? My cousin is coming over that weekend. Kuzeni geleceğinden bahsetmiş. And he loves basketball. Fakat basketbolu çok seviyor diyor. But the tickets are expensive for both of us. Fakat biletlerin ikimiz için çok pahalı olduğundan bahsediyor. So I will make different plans. O yüzden farklı planlarım var dediği için ne yapıyor? Olaya, turnuvaya gelmeyi reddettiği için doğru cevabımız Bursa olacak. Dördüncü sorumuzda, according to the invitation, davetiyeye göre, which of the following expressions below doesn't complete the sentences? Below aşağıda demek. Davetiyeye göre boşluk, boş bırakılan yer hangisiyle doldurulmaz diye soruyor. A şıkkına bakalım. People pay money to attend the tournament. Turnuvaya katılmak için insanlar para ödeyecekler demiş. Evet, burada ücretlerin ne kadar kişi başı 10 dolar olduğundan bahsetmiş. O yüzden A şıkkıyla doldurulabilir. B'de ne demiş? You can write an email if you have any questions. Eğer sorularınız varsa e-mail yazabilirsiniz demiş. Evet, burada bilgi almak için buradaki internet adresini vermiş, e-mail adresini vermiş. O yüzden B ile de doldurulabilir. C'deki cümlemiz ne diyor? Deniz can tell you where the basketball court is. Deniz ise size basketbol kortunun nerede olduğunu söyleyebilir demiş. Evet, nerede olduğundan bahsediyor. Burada ne diyor? You get the directions about the court. Contact Dennis Miller. Eğer kursla ilgili bilgi almak için Dennis Miller'la başvurabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz diyor. O yüzden C şıkkıyla da cümlemiz tamamlanabilir. D'ye bakalım. There are enough seats for everyone. Enough yeterli demek. Herkes için yeterli yer var diyor, oturacak yer var diyor. Fakat bizim burada son cümlemize baktığımız zaman we have limited seats. Yani belirli koltuğumuz var. O yüzden bizi bir an önce bilgilendirin. Eğer gelecekseniz bilgilendirin demiş. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacak. Yeterli değil, sınırlı sayıda koltuğumuz var. Evet, beşinci sorumuz bir tarif. Easy pancake, kolay pancake yapımı ile ilgili. 5, 6 ve 7. soruları bu tarife göre cevaplandıracağız. 5. sorumuza bakalım. This question is not answered in the text. Bize tekste, metinde geçen aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı metinde yoktur diye soruyor. A şıkkında what is in it? İçerisinde neler var diye sormuş. Evet, burada süt, yumurta olduğunu görüyoruz. Yağ olduğunu görüyoruz. O yüzden A seçeneğinin cevapları var. What tools do you use? Tool burada mutfak aleti. Hangi mutfak aletleri kullanılır diye sormuş. Large bowl. Evet, büyük bir kase diye cevap vermiş. Pişirme tavası ya da krep tavası demiş. O yüzden B şıkkının da cevabı var. D kısmında how long do you cook pancake? Pancake'leri how long'da bir şeyin ne kadar süre olduğunu sorarız. Ne kadar sürede pancake pişirilebilir demiş. Burada da her yüzünü bir dakika diyerekten cevabını vermiş. Fakat C şıkkında when do you usually eat? Yani genellikle ne zaman yenir sorusunun cevabı maalesef yok. O yüzden 5. sorunun cevabı C şıkkı olacak. 6. sorumuzda you will have a more delicious pancake if eğer demek. Eğer bu A, B, C ya da D şıklarından hangisini yaparsak daha lezzetli,
delicious, lezzetli, more delicious, daha lezzetli pankekler yapabiliriz demiş. Evet, orada better taste diyerekten son cümlemizde var bunun cevabı. Ne yaparaktan daha iyi bir lezzet alabilirmişiz? Serve with lemon wedge and caster sugar for better taste dediği limon rendesi ve kurutulmuş şekerle yapıldığı zaman daha lezzetli bir tat alıyormuş. O yüzden A şıkkına bakalım. Try it over a medium heat, orta ısıda yaparsak mı? Biz ne arayacağız? Limon rendesini arayacağız. Evet. B kısmında add one tablespoon of vegetable oil, bir yemek kaşığı yağ eklendiğinde mi? C şıkkında put milk and eggs, süt ve yumurta eklendiğinde mi? Bunların hepsi pişirmek için gerekli olan şeyler. Ama D şıkkında serve with lemon wedge and caster sugar dediğimiz zaman limon rendesi şıkkını zaten görüyoruz. Zaten son cümlemizde de vardı. O yüzden 6. sorunun cevabı Denizli olacak. 7. soruda ise yine parçayla ilgiliydi, tarifle ilgiliydi. Which picture is not mentioned in the recipe? Recipe tarif demekti. Mentioned bahsetmek. Hangi aşağıdaki resimlerden hangisi tarifte bahsedilmemiştir diye soruyor. Evet, burada ne vardı? A kısmında, A şıkkında pankekin her tarafını arkalı yüzlü pişirmek. Evet, burada vardı. Birer dakika pişirecektik. C kısmında süt ekleyip karıştır diyor. Evet, yine birinci cümlemizde vardı. D kısmında yağı eritmek. O da ikinci cümlemizde vardı. Fakat pankekin üstüne kaymak ve bal koyulmasından bahsetmediği için doğru cevabımız Bursa olacak çocuklar. 8. soru. She is one of my best friends. O yakın arkadaşlarımdan birisi. She likes going exhibitions. Exhibitions neydi? Sergi. Sergileri gezmeyi sever. Especially art. Özellikle de sanat da ilgili olan sergileri gezmeyi sever. She doesn't like burada olumsuz cümle kullanmış. Doesn't like doing sports. Spor yapmayı, going to the cinema, sinemaya gitmeyi ve kitap okumayı da sevmiyormuş. Can you guess who is my best friend? Guess tahmin etmek. Ne diyor burada? En iyi arkadaşımı tahmin edebilir misiniz diye soruyor. Evet, kitap okumayı sevmiyor. Sinemaya gitmeyi sevmiyor. Kitap okumayı sevmiyorsa Alice'i eledik. Sinemayı sevmiyor, Sue'yu eledik. Spor yapmayı sevmiyor, Laura'yı da eledik. Burada zaten direkt ilk cümleden resim sergilerine gitmeyi sever dediği için en iyi arkadaşının Pam olduğunu buradan öğrenebiliyoruz. O yüzden 8. soru A şıkkı olacak. Evet, 9. soru. Which of the following options should not be in the passage below? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi pasaja göre, metne göre olmaması gerekir demiş. Bu tür sorular Türkçelerde de çıkıyor. Yani anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bize soruyor. Birinci cümleye bakalım. Jane loves winter sports, especially kış sporları sevdiğinden bahsediyor. Özellikle kayak ve snowboarding yapmayı, kaymayı ya da kar kayağı yapmayı sevdiğinden söylemiş. That's why she likes going on holiday in winter. That's why bu yüzden she likes go on a holiday, tatile gitmek. Ne zaman tatile gidiyormuş? Kışın tatile gidiyor. Bir ve ikinci cümleler birbiriyle bağlantılı. She is really good at these two sports. Good at bir şeyde iyi olmak. Neydi iyiymiş? Bu iki sporda iyiymiş. Gördüğümüz gibi bir,
iki ve üçüncü cümleler birbirleriyle ilişkili, birbirlerinin devamı niteliğinde. Ama dördüncü cümleye baktığımızda during the week, hafta boyunca she has swimming practice on Mondays, pazartesileri yüzme dersinin olduğundan bahsetmiş. Bizim bu D şıkkındaki yani dördüncü cümlemizin diğerleriyle, diğer ilk üç cümleyle ilgili bir bağlantısı yok. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacak. Evet, son sorumuz, 10. sorumuza geldik. 10. sorumuzda online safety rules diyerekten çevrim içi güvenlik kuralları verilmiş. Bizden istenen which picture is not mentioned in the table? Tabloda hangi resimden bahsedilmemiştir diye soruyor. Evet, birinci şıkka bakalım. Never share your personal information. Burada altı çizili kelimelerimiz var koyu renkte yazılan. Bizden bunların resimlerini sormuş. Evet, share paylaşmak demekti. Evet, paylaşmak, internette paylaşmak seçeneği hangisinde var? Paylaşmanın işareti. Gördüğünüz gibi B seçeneği var. O yüzden share'ın olduğu için B şıkkını eledik. Be careful what you download. Download indirmek. Bir şeyler indirirken dikkatli olmamız gerekiyor. Download indirmek resmede gördüğümüz gibi ok işareti alta doğru olması gerekiyor. O yüzden A şıkkını da eledik. Choose strong passwords for your Wi-Fi. İnternetiniz için güçlü bir giriş şifresi seçmeniz gerekiyor diyor. Wi-Fi yani internet ağında zaten D şıkkı olduğunu görüyoruz. O yüzden evet, make online purchases from secure sites, güvenli sitelerden alışveriş yapmamızdan bahsediyor. Fakat altı çizilen kelime site, site kelimemizi ifade eden bir resim olmadığı için doğru cevabımız C seçeneği oluyor çocuklar.